Anlamadım ama dur soruyla alakasız bir cevap oldu. İkinci olarak... Yok mu? Çok bağlayamadım burada da. Sonra? Dolayısıyla bir akıcılık da sağlıyor. Dolayısıyla iki defa dolayısıyla. Olsun ya, üç kere de istersen. Biz oraya yatarsın. Merhabalar, şu an Genç Okur'un genç yazarı Taceddin Aslan'la beraberiz. Kendisiyle yazarlık hakkında biraz sohbet edeceğiz. Taceddin, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk abi. Genç denir mi artık bilmiyorum çünkü ben... Yine de gençsin. Tabii bizim kitlemize göre çok da genç sayılmazsın artık evet. Ama ben de gencim yani. Hemen öyle şey yapma, kendini yaşlı gibi gösterme. Taceddin Aslan bizim eski yazarlarımızdan, Genç Okur dergimizin hatta çok eski yazarlarından. Ne zaman başlamıştın Genç Okur dergisine? 2013 Eylül'de çıktı sanırım dergi. Evet. 2013 Eylül'de başlamıştım. Maşallah. Yani o zamanlar ben dergide yoktum yani. Öyle diyelim. Taceddin bizden eski. Kaç yaşındaydın peki o zaman? 2013'te 15 yaşındaydım. 15 yaşında lisedeyken. Evet, lisedeyken. Derginin yazar kadrosuna dahil oldun. Evet, yazmaya başladın. Biraz zorlama oldu aslında. Anlatayım mı o süreci? Tabii onun için buradayız zaten. Bu aslında... Şimdi şöyle, bazen liseli arkadaşlarımız da bu konuda sorular soruyorlar. Yazarlıkla ilgili böyle tüyolar almak istiyorlar. Şimdi senin bu süreçteki yaşadıkların onlara biraz örnek olacak zaten. Şimdi bu süreç nasıl başladı? Dergiye nasıl yazmaya başladın? Nasıl devam etti? Bunları senden dinleyelim şimdi. Şimdi aslında birazcık daha öncesine gidiyor bu. Hı hı. 2013'ten birazcık daha öncesine ama çok uzağa değil tabii. Hı hı. Dünya klasiklerini okumaya başlamıştım ben lisede. Lisedeyken. Lisede. Çok iyi. Başlamıştım ama yani öyle büyük bir dünya klasiklerini hatmettim diyemem. Lisedeyken fakat, zaten evet. Ne kadar okuyabilirsin ki? Yani belli bir seviyeye kadar gelirsin. Yani şimdi bazen liseli arkadaşlar bu tarz yanılgılara düşebiliyorlar. Ya ben çok az kitap okudum. Tamam da zaten kardeş senin yaşın kaç? Aynen. Yani kaç tane kitap okuyabilirsin ki? O yüzden bunu böyle şey gibi düşünmesin arkadaşlarımız. Eksiklik gibi düşünmesinler. Ama aynen öyle, birikim. O birikimi kazanmaya başlamak önemli. Aynen öyle. 2013 yılının Mayıs aylarında daha derginin çıkmasında 5-6 ay kadar varken ben Genç Okur isimli bir derginin çıkacağını duymuştum. Ve evet. Daha sonra Genç Okur'un mutfağına geldim. Çok. Mustafa abiyle tanıştım orada. Hı. Mustafa abi de sağ olsun yönlendirmeye çalıştı. Biraz anlatmaya çalıştı. Daha sonra araya yaz tatili girdi. Ben memleketime gittim. Memleketimde sürekli Mustafa abiyi darlamaya başladım. Yani çok kötü, şu anda çok kötü diyebileceğim yazılarla onu sürekli meşgul ediyordum. Sürekli gönderiyordum. Allah razı olsun, sürekli de geri dönüş yapıyordu bana, şurayı düzelt diye. Bir gün bir yazı yazdım. Yazının başlığı "Biz ikimiz, siz hepinizdi." Eski mahalle hayatını anlatan bir yazıydı. Küçükken oynadığımız oyunları oynatan bir yazıydı. Hı hı. Çok beğenmiş. Çok beğenmiş ve sonra bir olay var. Orayı da anlatmam lazım ama bu işin çok tevafuk yanı. Belki etkilemiştir muhakkak ama çok etkilememiştir. Mustafa abiyle ben Ankara'daydım o sırada. Mustafa abi de Ankara'daydı. Benim okul için İstanbul'a gelmem gerekiyordu. Eylül ayında. Ankara'dan İstanbul'a kadar galiba biraz uzun bir yolculuk yaptık ve yol boyunca zaten herhalde baş başaydık. Biri daha vardı. Konuşma fırsatı bulmuştum. O arada herhalde sevdirdim kendimi. Bilmiyorum. Ve daha sonra ben Genç Okur'da çıraklık yapmaya başladım. Gidip gelmeye başladım. Mustafa abi bana bir defter tutturdu. O defterde işte her aşamayı yazdırdı bana. Hala duruyor o defter. Yazardan yazı isteme aşamasından derginin baskıya gönderilme aşamasına kadar her şeyi yazmıştım. Bir okul oldu. Tabii. Böyle güzel bir okul oldu. Peki neler yazmıştın? En çok burada. Şöyle, öğrencinin halleri bölümünü yaklaşık 3 yıl yazdım. Yani daha sonra öğrenci olarak öğrencinin hayatını orada. Biraz mizahi bir yönle ele almaya çalışmıştım öğrenci hayatını. Garip çünkü benim bir isyankar tutumum vardı okulda. Evet, zaten kitaplaştı zaten o yazılar. Evet. Öğrencinin halleri ismiyle orada açıkça geleceğiz. Ama şurada
şunu söylemekte fayda var. Yani şimdi gençler nasıl yazar olunur sorusuna cevap arıyorlar. Özellikle bu konuya meraklı olan gençler. Ama genellikle yazarların hayatında zaten bu sorunun cevabı var. Ve ortak noktaları da var buna. Tamam, her yazarda bazı serüvenler farklı olabiliyor. Ama ortak noktalar şunlar diyebiliriz. Bir kişinin iyi bir okur olması lazım öncelikle. Yazar olabilmesi için. İkincisi, disiplinli biri olması lazım. Üçüncüsü, yazdıklarını birine mutlaka göstermesi ve ondan fikir alması lazım. Muhakkak, evet. Yani bu belki de en önemli şey bu. Bazı arkadaşlar bu aşamayı atlayabiliyorlar. Nasıl? Yani yazdıkları yazının aslında kötü bir yazı olsa bile onun iyi olduğunu düşünüyorlar. Ya kendilerini eleştiren insanları hafife alıyorlar. Böylelikle o gelişim süreci olmuyor. Ama o kişiye önem verip, söylediklerine önem verip, eleştirilerine dikkate aldığında o gelişim süreci devam ediyor. Evet. Yani böyle bir üstadla beraber, bir ustayla, bir abiyle beraber yol almak çok önemli bir yazar adayı için. Yani bende de benzer şey olmuştu. Mesela ben de edebi fikir aracılığıyla zaten bu yazarlığımı geliştirme fırsatı bulmuştum. Orada Sulh abi bize çok fazla geri dönüşler yapıyordu. Onlar bize çok katkı sundu. Devamında zaten yine burada Mustafa abiyle, Sulh abiyle beraber çalışmalarımız olmuştu. Yani gençler bunu atlıyorlar. Evet. Buradan biz de onlara seslenelim. Bunu atlamayın arkadaşlar. Evet. Yani bir abinin size yönlendirme yapması çok büyük bir nimet aslında. Zaten öncelikle bu irtibatı kurmak da önemli. Şimdi mesela sen daha önce Mustafa Yıldız'ı tanımıyordun. Evet. Yani bir irtibatınız yoktu ama bir şekilde inat edip, niyet edip, gayret edip o irtibatı kurdun. Evet. Aynı şey yine bende de öyleydi. Ben Eskişehir'deydim. Burada Sulh abiyi tanımam etmezdim ama bir şekilde o irtibatı kurmayı başardık. Yani bu abi dediğimiz, usta dediğimiz, üstad dediğimiz kişiyle öncesinde bir yakınlığınızın olmasına da gerek yok. Evet. Artık bir şekilde inat edip, gayret edip onunla irtibatı kurmak. Aynen. Adaya kalmış bir şey. Kesinlikle. Bir beşincisini ekleyebilirim. Tabii. Dört tane saydık sanırım değil mi? Ben hatırlamıyorum. Okuma. Kaç tane saydım? Okuma, yazma. Bir dördüncüsünü ekleyeceğim. O da gözlem. Tabii. Gözlemlemek lazım. Tecrübe edinme işte. Evet. Bu da çok önemli. Yani sadece okumayla da tecrübe edinirsiniz, yazarak da tecrübe edinirsiniz ama ayrıca gözlem de çok önemli. Çünkü aynen. Özellikle bir kurgu çalışacaksanız, bir hikaye, roman, ne bileyim, deneme için de bu aslında öyle. İnsanları tanımalısınız, mekanları tanımalısınız, duyguları tanımalısınız. Kimin nasıl tepki vereceğini az çok ölçebilmelisiniz. Tabii işte bu gözlemin de çok önemli şeyi var. Yani ilham en son şey belki de. Yani evet. Genelde bir ilham ilk beklenen şey olur ya. Kesinlikle. Ya ilham gelse de yazsam şöyle ama ilham işin en sonumuzu belki. Ya bilmiyorum, ben ilham denen şeye de çok inanmam aslında ama bazen de oluyor yani. Bir insanın bir şeyi oluyor. Evet. Böyle çok güzel bir vakti oluyor. Yazıyor da gidiyor yani. Evet. Ama o ilhamın... Göğüsten taşıyor böyle. Tabii. İşte o ilhamın en son süreç olduğunu, biraz da ekstra bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi genç okura yazmaya başlamıştın. Daha çok genç yaşlarda, lisedeyken. Ve o yazdığın yazılar birkaç sene sonra toparlandı, derlendi ve bir kitap oldu. Evet. Yalnız hatırlamıyorsam üniversiteye ilk başladığın yıl çıkmıştı değil mi kitap? Evet, üniversiteye ilk başladığım yani yıl çıkmıştı. Daha üniversite birinci sınıf, hatta hazırlık öğrencisi olarak bir kitabın yayınlanmıştı. Evet. Nasıl bir duyguydu? Ya, inanılın. Ya hala aslında tarif edemiyorum. Üzerinden 4 yıl geçti galiba. 2016'dan bu yana 5 yıl geçmiş olacak neredeyse. Yani garip. Çok şey, bir de yani o kitap birlik derleme olduğu için bütün o 4 yılın 4 yıllık lise hayatım gözümün önünden geçiyor her elime aldığımda. Peki kitabını kaç kere okudun? Elime aldığımda dedim zaten. Herhalde 2 defa falandır böyle. İki defa. Belki senden daha fazla okuyan okurlar olur. İnce bir kitap zaten yani. Çok tabii kalın kitap değil. Peki. Şimdi genç bir yazar olarak hala dergiye yazmaya devam ediyorsun. Evet. Elhamdülillah biz de yazılarından memnunuz. Daha sonra zaten öğrencilerinden sonra da bir kitabın daha çıkmıştı Mavi Uçlu yayınlarından, Vatan Baba diye.
Yani bir uluslararası ilişkiler öğrencisisin ama yazarlığa da bir yandan devam ediyorsun. Gençler için, çocuklar için yazmaya. Peki bu işe başlamayı düşünen gençlere neler tavsiye edersin? Tamam, biz biraz önce bazı şeyleri saydık beraber ama ekstradan senin eklemek istediğin dergiye başka şeyler var mı? Dergi, kitap ya da dergiye göndermeyecek adam kendisi bir şeyler yazmak istiyor. Onlara ne tarz tavsiyelerde bulunursun? Herhalde ilk olarak bir konsept üzerine çalışmalarını. Bu çok önemli. Mesela şimdi gençlerin en büyük sıkıntılarından biri de bu. Acaba ne yazsam? Yani bir şey yazmak istiyor ama ne yazacağını bilmiyor. Belki de ne yazması gerektiğini önceden karar vermesi gerekiyor. Mesela benim de aslında Genç Okur dergisine yazmamın sebebi yine kendi alanımdı. Ben havacılık öğrencisiydim. Evet. Yine Mustafa Yıldız'la üniversitede öğrenciyken tanışmıştım vesileyle. Ve o da havacılıkla ilgili yazılar talep etti. Yani başta garibime gitti. Yani dedim, Gençlik dergisinde havacılıkla ilgili yazılar garip değil mi falan diye düşündüm. Daha sonra neden olmasın dedik. Ve o yazılar da başladı. Neticede ben ondan sonra havacılıkla ilgili radyo programı da yaptım. Onun kitabı da çıktı. Şimdi, editör oldun. Tabii o havacılık yazıları meselesiyle ben Genç Okur'la tanıştım. Oraya yazılar yazdım. Genç Okur yayın ekibine dahil oldum. Şimdi derginin editörü olarak devam ediyoruz. Yani bu konsept çalışmaları gerçekten yazı için önemli. Tamam, bazı farklı getirileri öylesine saydık ama özellikle yazı için, yazının devamı için önemli konseptli işler. Çünkü bir genç ne kadar bir konuya hakim olabilir? Yani herhangi mesela bir deneme yazısı yazacağı zaman hayata dair, ne bileyim dünyaya dair fikir içeren yazıları kaleme alması bir liseli genç için özellikle çok da kolay değil. Bunu yapabilenler var. Ama mutlaka eksik kalacaktır. Yani o yaşlarda bu tarz yazılar kaleme alındığında. Hatta şöyle bir şey diyeyim. Bana şu an örneğin iklim meseleleriyle veya nebabat meseleleriyle, işte bahçıvanlık gibi bir şeyle ilgili yazı istense ben hayatta yazamam. Tabii. Yani çok normal. Yani bu birazcık ilgi alanı oluşturmakla ilgili bir şey bu. Oluşur o da okudukça zaten. İkinci olarak günlük tutmayı herhalde zikredebilirim. Çünkü bir gün içerisinde biz çok hafife alsak da birçok olay yaşıyoruz. Birçok kişiyle konuşuyoruz, birçok söz duyuyoruz. Bunların yani bir romanı yaşıyoruz aslında her gün. Evet, her gün aynen. Bir bölümünü yaşıyoruz. Hani bir Nuri Bilge Ceylan filmi aslında. Birçok hikmetli şey oluyor eğer anlarsak. Bunlar yazıya geçince de çok büyük kıymete biniyor. İnanılmaz kıymete biniyor. Yani yazıya geçirmek şöyle bir şey ki, ya bir derdim oluyor benim mesela. Bir şeye çok içerliyorum. Daha sonra yazmaya kalkışınca aslında bir problemin olmadığını görüyorum. Zaman içerisinde tabii bunu da aştım. Bir şekilde kendimi ifade etmeye başladım. Bu süreç işte yani. Evet. Bir anda olacak şey değil. Gerçekten bir anda. Yani arkadaşların en fazla düştüğü hatalardan birisi de bu. Yani bir tane yazı yazıp olmadığını bir şekilde gördüğünde hemen pes ediyorlar. Pes etmemek de gerekir belki de. Çünkü mesela ben Edebi Fikir'de tanıştığım ilk zamanlarda yazılar gönderiyordum. Yazılar yayınlanıyordu sitede. Fakat biliyorsun Edebi Fikir biraz seçicidir yazı konusunda. Yine üniversitede arkadaşlarımızdan yazılar gönderip yazılar yayınlanmayanlar oluyordu. Fakat aramızda aslında bir fark yok o arkadaşlarla. Neden? Ben 10 tane yazı gönderiyorum. 2 tanesi yayınlanıyor. Adam bir tane yazı göndermiş. O yayınlanmadığı için bir daha göndermemiş mesela. Evet. İşte burada sürekliliği sağlamak, zaten yazı sürekli yazmak bir nevi şeydir. Kalem idmanı gibidir yani. Aynen. Nasıl sürekli antrenman yaparsınız, maça çıkarsınız daha sonra. Yazı için de öyle. Nasıl başka antrenman yapacaksınız ki? Yazarak antrenman yapılacak. O şekilde zaten bir gelişim sağlanıyor yavaş yavaş. Yani pes etmemek, biraz çalışmak da gerekiyor. Her işte olduğu gibi yani. Çalışmadan hiçbir iş olmuyor. Aynen öyle. Bu da öyle. Bir üçüncüsü olarak şunu zikredelim. Aslında bunun bence pek bir önemi yok ama herkesi değil, bazıları motive edebilir. Özellikle kendiniz için notlar alıyorsanız önce dolma kalem çok kullanışlı bir şey. Dolma kalem gerçekten yazarken yazmanın tadını gerçekten veriyor.
Bir akıcılık kazandırıyor. Bir tat veriyor metne. Bilgisayar başında bilemiyorum yani. Ben imleç saatlerce orada yanıp sönüyor ama... Peki bir şey soracağım. Hiç evet. Kalemle yazdığın yazı oldu mu? Bir iki defa aslında oldu. Ya bu kişiden kişiye değişir. Adam evet. keyif alır, o akıcılığı sağlar. ondan ayrı bir keyif alır. Ama mesela ben hiç böyle kalem yazmam. Hatta bazen söyleşilerde gençler soruyor. Hocam bu kitabı nasıl yazdın diyor. Özellikle şey, ilkokul, ortaokul çağında. Bu kitabı nasıl yazdın? Kalemle mi yazdın yoksa daktiloyla mı yazdın? Yani ben mesela kalemle yazı yazma konusunda çok şey değilimdir. O bana hitap etmez pek. Ama kişiden kişiye de değişebilir. Bazı adayları, yazar adaylarını o şekilde çekebilir. Yani kalemle ünsiyet kurmak, kağıtla ünsiyet kurmak, onu birebir yazmak. Ne bileyim, o farklı bir bağlayıcılığı olabilir yani. Herhalde aklıma şimdilik gelenler bunlar. Eyvallah. Ama yani, işte dediğim gibi bu herkes her... Özür dilerim sözünü kestim ama... Herkes her alanda yazamaz. Bunu zaten az evvel... Mesela ben kalkıp da şiir yazmıyorum. Neden? Çünkü beceremiyorum yani. Daha, ben de öyle. Daha önce birkaç şeyim oldu, denemem oldu ama olmuyor yani. Herkesin biraz da yetenek meselesi, meşrep meselesi. Herkes çıkıp da ya da nasıl diyelim, her şair çıkıp da hikaye yazamaz. Bunlar biraz da kişiden kişiye değişen şeyler. O yüzden... Ya bu niye böyle oldu, bu niye böyle olmadı demenin bir lüzumu yok. Evet. Herkes her konu hakkında yazamaz. Az önce belirttiğim nokta. Sanırım tema da bu olabilir belki. Yani bir çıkarılabilecek sonuç. Aslında söylerken fark ettim ben de. Dürüst olmak gerekirse. Ama gerçekten böyle. Öyle öyle. Şu an dediğim gibi az evvel de aynı örneği vermiştim ama bahçıvanlıkla ilgili yazamam. Evet. Çünkü bilmiyorum, okumadım. Lise çağları da erken çağlar yani, henüz çok 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 okunmamış zamanlar. Tabii. O yüzden sabrederlerse eyvallah. Olacaktır inşallah. Bu arada ben de kendimi öyle iyi bir yazar olarak görmüyorum. Sakın öyle anlaşılmasın. Hiç kimse kendini iyi bir yazar olarak görmez. Evet yani, öyle de bir şey var. Yani görmemelidir aslında. Mesela yani ben de 30 yaşına geldim ama daha öğreneceğim çok şey var. Yani yazılar yazıyoruz, dergiler çıkartıyoruz, kitaplar çıkartıyoruz, yazıyoruz ama daha hepimizin öğreneceği çok şey var. Çünkü yani kitaplarını okuduğumuz insanlar belli. Mesela evet. karşımızda işte Mustafa Kutlular var, Sezai Karakoçlar var, Necip Fazıl Kısakürekler var. Yani onların yazar olduğu bir dünyada sen ne kadar yazar olabilirsin şu anki halinde? İnsan şöyle bir aynaya baktığında utanıyor yani kendine yazar demeye bu tarz insanlar olduğu sürece. O yüzden her zaman insan kendini bu şeyde, bu mecrada geliştirebilir. Geliştirir de yani uğraştıkça. Ben mesela kendi hayatımda onu görüyorum. Yani ilk başta o edebi fikre ilk gönderdiğim yazıyla şu anki durum arasında epey bir fark var. Yani 10 yıllık bir süreç. 10 yıllık süreçte ciddi bir değişim, bir farklılık var. Bunu her yazar aslında görür. O yüzden yine hep aynı mevzuya geliyor. Burada olmuşluk diye bir şey yok. Aynen, sürekli devam eden bir süreç. Sürekli iyileşmeye giden bir süreç. Tabii belli bir seviyeye geldiğinizde o artık olmuş bir yazar haline geliyorsunuz. Ama bu tabii 20'li 30'lu yaşlar bunlar için erken diye düşünüyorum ben. Tabii. Evet Taceddin, biz sana çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Yani hem yazmaya devam ediyorsun hem okuluna devam ediyorsun. Bu konuda özellikle yazarlık mevzusunda gençlerin aklına takılan çok fazla sorular oluyor. Yani bu soruların cevapları aslında çok belli. Ama yine de bir örnek görmek isteyebiliyorlar. Senin hayatından anlattığın, yazarlığa başlama hikayeni anlatman da o yüzden önemliydi. Biz tekrar sana teşekkür ederiz. Rica ederim. Eğer bir nebze de olsa yardımcı olabildiysem ne mutlu. Eyvallah. Evet, bugün Taceddin Aslan'la birlikteydik. Kendisiyle yazarlık hakkında, yazarlık sebebi hakkında kısaca sohbet ettik. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hayırla kalın.